Söz isteyen Ertuğrul Kürkçü, Mersin Milletvekili. Başkan, sevgili arkadaşlar, bütçeyi kapatırken 2012 yılında bütçenin Milli Savunma, Adalet ve Bakanlıkları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından hakkıyla ve yerinde olarak kullanılmadığına dair bir olaydan söz ederek bütçeyle ilgili tutumumuzu sonuca bağlamak istiyorum. Bu 28-29 Aralık 2012 gece yarısı 34 köylünün öldürülmesiyle sonuçlanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi hava harekatıdır. Bu hava harekatında 34 yurttaşımız öldürülmüş. Bugüne kadar ne Adalet Bakanlığı'nın denetim alanındaki, etki alanındaki mahkemeler, ne Milli Savunma Bakanlığı'nın etki alanındaki Genelkurmay Başkanlığı, ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu komisyonlar bakanlarını, başbakanlarını, genelkurmay başkanlarını bu olayın sorumlusu olarak yargı önüne taşımayı, onların eylemlerini ortaya çıkartmayı ve değerlendirmeyi sağlayamamışlardır. Bir yıl olacak, bir yıl bitecek, bir yıldır 34 köylü cenazeleriyle, hayatlarını kaybeden evlatlarıyla baş başa, kendi kaderleriyle baş başa, hükümetin tehdidi altında, evlatları her gün tutuklanma tehdidi altında, kendi evlatlarının katillerini, bu olayın sorumlularını arıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu Uludere Komisyonu bu gerçeği açığa çıkartmayı başaramadı. Çünkü bilgi kaynağı olarak bir tek yere baktı. Genelkurmay Başkanlığı. Genelkurmay Başkanlığı'nın bilgi vermeyi reddettiği her durumda elleri kolları bağlı olarak, çaresiz bir kurum olarak bir kenarda kaldı. Şimdi sevgili arkadaşlar, ellerimiz kollarımız bağlı değil, aklımız bağlı değil, dilimiz bağlı değilse bu olayı çözmek o kadar zor değil. Gazetelerde 14 Kasım 2012 tarihinde yer alan bir haberde Başbakan'ın sınır ötesi harekat konusunda kendinde olan vur emri yetkisini angajman kuralları değiştiği için silahlı kuvvetlere devrettiği yazıyordu. Buradan şu sonucu çıkartmak çok mu zor? Demek ki 28-29 Aralık 2012 günü vur emri yetkisi başbakandaydı. 28-29 Aralık 2012 gecesi iki F-16 jet uçağını kaldırıp 34 savunmasız köylüyü öldürtmek üzere emir verme yetkisi sadece Hava Kuvvetleri Komutanı'nda olamazdı. Genelkurmay Başkanı'nda olmalıydı. Çünkü hiyerarşi böyle işliyordu. Demek ki o zaman önümüzde siyaseten hükümetin, doğrudan doğruya şahsen başbakanın, askeri olarak Genelkurmay Başkanı'nın, doğrudan doğruya şahsen Genelkurmay Başkanı'nın sorumlu olduğu bir olay var. Bir katliam var. Bir göz göre göre yapılmış katliam var. Ama ne mahkemeler bu katliamın hesabını sorabiliyor, ne meclis araştırma komisyonu, inceleme komisyonu bu olayı sergileyebiliyor. Elleri kolları bağlı ve Haziran ayından beri bu komisyonun dağarcığına hiçbir yeni bilgi gelmiyor. Genelkurmay Başkanı direniyor. Eğer bu katliamı araştırmanın ardında bir siyasi irade olsaydı, nasıl Bülent Arınç'a suikast yapılıyormuştu ihbarıyla Genelkurmay'ın kozmik odalarına polisler, savcılar, hakimler doluşu verdiyse, bırakın suikast ihbarını, doğrudan doğruya 34 yurttaşına suikast yapıldığı gerçeği karşısında siyasi irade nasıl Genelkurmay'a gidip de bunun hesabını soramazdı? Demek askeri vesayet son bulmuştu, öyle mi? Besbelli askeri vesayet aslında doğrudan doğruya hükümet eliyle kullanılan bir yeni vesayet sistemi haline gelmiştir. Boşuna değildir başbakanın şimdi artık gelip işte bu kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya, o geliyor sizin karşınıza bir engel olarak dikiliyor demesi. Öyledir. Öyledir ama bunun tersi doğrudur.
Başbakan var ya, geliyor o kuvvetler ayrılığı denilen olayın önüne bir engel olarak dikiliyor. Mahkemeye işini yaptırmıyor, meclise işini yaptırmıyor, hükümete işini yaptırmıyor. Meclis bununla yüzleşmelidir. Bu işi yapacak mıdır, yapmayacak mıdır? 34 köylünün kanı yerde kalacak mıdır, kalmayacak mıdır? 2013'te bunu göreceğiz. Bunu sormayan meclisin de, hükümetin de...